İyi akşamlar, 60 dakikaya hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününün bitiminde ilk konuğumuz Tufan Deriner, İstanbul Portföy Yönetici Ortağı. Tufan hoş geldin, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi haftalar herkese. Teşekkürler, çok sağ ol. Piyasanın zayıflığını konuşarak başlayalım bir miktar. Geçen haftayı sıkıntılı kapamıştı. Hafta başı oranın da altına kayan bir Borsa İstanbul görünümüyle geldi. Bitti ilk gün daha doğrusu. Şimdi baktığında tabii burada hem bilanço tarafına ilişkin gelen negatif raporlamalar kısmının etkili olduğu yorumları var. Bir yandan işte iştirakler banka bilançolarını kötü etkileyebilir etkisi yorumları var. Bir yandan da tabii son 1,5-2 aydır özellikle iki kurumda yoğunlaşan Viyop'taki short pozisyonlar dikkat çekiyor. Ne dersin? Düzeltmede bu tarafın etkisi nasıl? Az önce söylediklerimi nereye koyarsın? Ya tabii şöyle, gerçekten hani piyasa çok düşündüğümüzün üstünde esasında sert bir şekilde geri geldi. Yani ben de açıkçası bu kadar hani sert bir geri çekilmenin piyasada olmasını hani bu süreç içinde beklemiyordum. Tabii bunda bence hani bir numaralı etken enflasyonun böyle istediğimiz gibi bir an evvel düşmemesi ve hani o faiz indirimlerinin beklediğimiz hikayenin bir türlü gerçekleşmiyor olması. Tabii bunların gecikmesiyle beraber de ekonomideki çarkların yavaşlaması, ekonominin durması ki bu esasında zaten bir başarıya ulaşılmak isteniyorsa bu programda olması gereken şeylerin esasında başında geliyordu. Dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman arkasından gelen işte bence enflasyon muhasebesinin bilançolara olan etkisi böyle bir ister istemez artı jeopolitik ortamdaki bu kadar sert bir gerginliğin olduğu bir döneme denk gelmemiz. Bütün bunları böyle bir araya koyduğumuz zaman bizim de açıkçası düşündüğümüzün üstünde çok ciddi bir geri çekilme oldu. Yani şu anda gördüğümüz şey şu, mesela bazı bankalarda artık bir defter değerinin altına geldiğimizi görüyoruz. Yani neredeyse ikilere yaklaşmıştık. Şu anda geldiğimiz nokta birlerin altına doğru geri çekilmiş bir bankacılık olduğunu esasında şu anda burada görüyoruz. İşte bunun altında yatan birçok sebep var. Hani bence en önemlilerinden bir tanesi senin de biraz evvel bahsettiğin vadeli piyasalardaki yani VOP tarafındaki çok ciddi bir şortun olması. Şimdi o tarafı tabii çok dikkatli takip ediyoruz. Çünkü vade sonuna da yaklaştık artık. Şurada hani yarım günü eğer saymazsak toplasak böyle 6 iş günümüz gibi bir şeyimiz kaldı. 5-6 iş günümüz. Dolayısıyla hani artık vade sonuna da geldik. Acaba bunlar bir sonraki vadeye rol edilecek mi? Yani o tarafa doğru çevrilecek mi, çevrilmeyecek mi? Bütün bunlar çok önemli. Eğer hani bir de bir sonraki vadeye bir geçiş olmaz ise bence piyasanın üstündeki satış baskısında ciddi bir baskının açıkçası kalkacağını düşünüyorum. Yani bir yandan da çünkü dünyayla çok ciddi negatif ayrıştık ki hani bizim bu yıl için genelde ana bakış beklentimiz hiç negatif ayrışmanın dışında pozitif ayrışırız diye düşünüyorduk. Dolayısıyla hani gerçekten hani düşüncelerimizin birazcık daha tersine bir hareket olduğunu söylemek bence yanlış olmaz. Dediğim gibi enflasyon muhasebesi, işte onunla beraber ekonominin çarklarının durması, bütün bunlar böyle birazcık da bu sürecin uzuyor olması ister istemez işte bu sert düşüşleri beraberinde getirdi. Ama dediğim gibi yani biraz da evvel de söylediğimiz gibi yabancı satışı gelmeye devam ediyor hisselerde. Özellikle hani hep böyle günün sonuna doğru gelen satışlar ki biz bunları genelde hani Amerika'dan gelen satışlar olarak yorumlarız. Dolayısıyla hani o taraftan böyle bir satışın geldiğini, gün sonunda hep bu satışların hızlandığını esasında bu süreç içinde görüyoruz. Ama dediğim gibi hani artık belli bir noktadan sonra da orta vadeli bakıyorsak eğer de fiyatların da cazip noktalarına geldiğini söylemek bence yanlış olmaz. İki sorum var. Bir o cazip gelen yerler ekseninde nerelere bakmak lazım orta uzun vade için? Bir de bu süreç yani nereye kadar gider? Hani dip dediğimiz ve artık yukarı çıkacağı noktayı ne vadede beklersin? Ya şöyle, esasında tabii buradaki benim hep beklentim faiz indirimleriyle beraber bir piyasanın toparlanacağı düşüncesindeydim yani. Ve ilk beklentim de açıkçası hani Ekim ayında acaba bir faiz indirimi gelir mi ama en kötü Kasım'da sanki bir faiz indirimini görürüz gibi bir düşüncemiz vardı. Ama şu anda artık herhalde yeni yıla bu seneyi pas geçecek yorumları ön planda. Yani. Evet, yani eğer enflasyonda sonuçta hep de şunu da söyledik hani datalara çok bağlıyız bundan sonra. Dolayısıyla hani enflasyon verisi piyasanın yönünü belirlemede çok etkili olacak dedik ki hatta hakikaten de çok ciddi bir şekilde etkili oldu. Son gelen iki enflasyon verisinde de hep beklentilerin üstünde esasında bir veriyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla hani şimdi eğer tam tersine pozitif bir enflasyon verisi görürsek ki hani bu sefer böyle neredeyse işte Kasım ayı içinde çok ciddi birkaç tane arka arkaya hikayemiz olacak. Önce enflasyon gelecek, sonra seçim var Amerika tarafında.
Ondan sonra ayın 8'inde işte enflasyon raporu açıklanacak. Ondan sonra artık hani yönümüzü birazcık daha bence net belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de burada bir gene datanın ne geleceği, özellikle enflasyon datasının ne geleceği, hani Amerika tarafında neler olacağı, bütün bunlar kimin seçileceği, bütün bunlar esasında çok kritik sorular. Bir de bu yandan da işte jeopolitik risklerle şu anda baş etmeye çalışıyoruz. Yani bir yandan işte artık sanki İsrail ile İran arasında olacak olan şey artık herkes sanki olacakmış gibi beklemeye çekildi. Sadece zamanlamasının ne zaman olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Dolayısıyla hani dünyada böyle risklerin arttığı bir süreçten geçiyoruz. Hani bu ne zaman toparlar, ne kadar hızlı yukarı gider sorusunun cevabı esasında çok kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim, yani hani fonlama da dahil olmak üzere, yani çünkü buradan aldığınız her şeyde sonuçta bir ay taşıdığınız zaman %4'lük neredeyse bir zararınız oluyor. Çünkü o tarafta bir faiz kaybınız oluyor. Ben buradan alınan hisselerde açıkçası belli bir noktadan sonra hani onun üstünde bir getirinin çok rahatlıkla sağlanabileceğini düşünüyorum. Geçen sefer de hani seninle konuştuğumuzda buradan kademeli aşağı doğru kesinlikle alış yapılması gerektiğini düşünüyorum. 2.4 dolar bence ilk seviyemiz, ama eğer oradan da böyle tekrar risklerin çok arttığı bir süreci eğer görürsek 2.1 dolarlar bence en dibimiz diye düşünüyorum. Oranın altına kesinlikle gelmeyeceğimizi düşünüyorum, ama tabii o seviyelerde esasında bahsettiğimiz eğer 2.1'lere 2.4'ler çok hani çok yolumuzun olan bir yer değil, ama 2.1 gerçekten hani eğer oralara doğru bir hareket olursa çok piyasayı etkileyecek esasında bir hareket olur. Ama dediğim gibi sonrasında çok pozitifim. Hani ben yılın sonunda çok ciddi böyle bir Kasım'ın 15'inden sonra ciddi bir rally havasına gireceğimizi düşünüyordum. Hala girebiliriz. Hani o tarafta bir izleyip görmek lazım. Çünkü çok şey var, çok beklenti var. Çok fazla dünyada değişiklik olacak. Mesela bugün gene 10 yıllıklar çok ciddi bir esasında bir seviyeye geldi. O da bir risk yaratıyor piyasalar açısından. 4.16'da. Yani bu kadar esasında herkesin daha güvenli limanlara geçmek istediği bir süreçte hani şeyin yukarı gidiyor olması, faizin yukarıya gidiyor olması da çok alıştığımızın esasında dışında olan bir durum. Bugün, dolar kuvvetlenmeye devam ediyor. Çok özür dilerim, araya gireyim. Çünkü tam oraya değindim. Bugün okuduğum yazılar arasında şöyle bir başlık vardı. Artık bu 10 yıllıklar mı, altın mı? Yani altın almak 10 yıllıklardan daha mı güvenli? Bir yandan tabii bu Amerika'nın borçluk oranını da bunun yanına ekliyorlar. Ya tabii şimdi şu anda hani Amerikan 10 yıllıklarının bir yandan da bu kadar yukarı gelmesi ana sebeplerinden biri Amerika'nın çok ciddi bir şekilde borçlu olması. Yani bu yüzden de hani o tarafta bir yukarı gitme var. Artı tabii işte biraz evvel senin de söylediğin gibi altın fiyatları sanki birazcık daha altın o tarafta daha cazip ve daha güvenli bir liman gibi son dönemde görüldü. Çok ciddi bir şekilde altının fiyatının yukarı geldiğini hani son dönem içinde gördük. Zaten hızlı bir hareket yapmıştı 2000 dolarlardan buraya doğru. Hani o hareketine de buralarda devam ediyor. Hani emtia tarafına baktığımız zaman esasında çok ciddi bir yukarı hareket görebildiğimiz çok fazla emtia yok. Ama altın gerçekten hani bu dönemin herhalde en güvenli hissedilen limanlarından biri haline geldi. Dolayısıyla hani bu 10 yıllıkların da böyle yukarı doğru faizinin gidiyor olması gerçekten piyasalar açısından bir tedirginlik yaratıyor. Yani bugün bence hani yurt dışı piyasaların biraz bozulmasının sebebi evet jeopolitik gelişmeler bence çok çok önemli, ama sanki birazcık daha bu Amerikan 10 yıllıklarındaki faizlerin yukarı gitmesinden dolayı bir piyasada bozulma oldu. Hani bize belki öğleden sonra gelen satışın da temelinde bu sebep yatıyor olabilir. Peki şimdi bir yandan hani gelişen piyasalar için sen seçim tarafını az önce biraz bahsettin. İki noktaya dikkat çekiliyor gelen yorumlarda, analizlerde. Çin ve Trump etkisi diye. Şimdi baktığında önümüzdeki süreçte yani Çin tarafında genişlemeci politikalar devam ediyor ama istenen etki bir türlü sağlanamıyor görünümü var. Trump etkisini de zaten epeydir konuşuyoruz ama hani bu senaryoda ve Çin'in de böyle gittiği bir ortamda küresel ekonomide nasıl bir görünüm olur ve gelişen piyasalar açısından yani ne kadar sıkıntılı bir atmosferle baş başa kalırız? Yani biraz sıkıntılı bir atmosferde kalabiliriz gibi duruyor. Yani Çin sanki gerçekten zayıf halka olmaya devam edecekmiş gibi duruyor Avrupa ile beraber. Şimdi hani o tarafta bütün bu dünyaya bugüne kadar hani bu globalizeleşme döneminde ister istemez hani çok önemli bir rol oynamıştı büyüme konusunda, ama sanki o katkıyı bundan sonra sağlamayacakmış gibi duruyor. Hani bu kadar hani o tarafta artık her şeyin üretimin gerçekten hani o boyutta
olduğu zaman Çin'de hani satılabilme de imkanı da olmadığı zaman işte görüyoruz hani orada çok ciddi teşvikler geldi. O teşviklerle beraber işte her yere bir şekilde çok ciddi bir şekilde devletin müdahale ettiğini gördük ama senin de söylediğin gibi çok istenilen boyutta bir esasında sonuca sanki o tarafta ulaşılmamış gibi duruyor. Çünkü var olan problemler sanki devam edecekmiş gibi duruyor. Yani Çin'in dışarıya açılmadığı takdirde kendi iç talebiyle bazı şeyleri bence bugünkü üretim kapasitesini çözme şansını ben açıkçası çok fazla görmüyorum. Dolayısıyla hani nasıl bir etki yaratacak, ne olacak dünya açısından bence çok enteresan olacağını söylemek bence yanlış olmaz. Ama dünyadaki işte ekonomik açıdan da çok ciddi riskleri barındırdığında unutmamak lazım. İşte seçimin ne olacağı Amerika'daki biraz evvel senin de söylediğin gibi o da çok önemli. Mesela bugün tekrar Bitcoin'in geri geldiğini görüyoruz. Mesela işte Trump'tan dolayı belli bir süre yukarı doğru gitmişti. Yani bütün bunlar böyle piyasada gerçekten ciddi çalkantıların olduğu, paranın daha böyle güvenli limanlara gitmek isteyeceği ama hani bu sefer de işte biraz evvel söylediğimiz gibi sanki güvenli limanın Amerikan 10 yıllıkları yerine altının olduğu tarafa doğru böyle bir kayışın olduğu enteresan bir süreci yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bence şey çok önemli ama tabii yani hani bu jeopolitik tarafta İran'da bir sonuçta bir şeylerin olacağı kesin. Hani orada nerelerin vurulacağı, petrol tarafı ne olacak? Hani orada nasıl kuyulara doğru bir atak olacak mı olmayacak mı? İsrail nasıl bir yol izleyecek. Bence bütün bunlar hani ekonominin de şekillenmesi açısından çok önemli etkenlerin en başında geliyor. Dolayısıyla hani sadece bir şey değil bence birçok etkeni aynı anda tartıştığımız için gerçekten karar vermesinde çok kolay olmadığı bir piyasadayız diye düşünüyorum. İran cephesinden, yani daha doğrusu İsrail cephesinden şu an o bahsettiğin stratejik noktalara yönelik bir planlama yok. Açıklamalara baktığımız kadarıyla Beyaz Saray'dan gelen telkinler ve o taraftan gelen açıklamalar noktasında, ama tabii seçimden sonra ne olur onu bilemiyoruz. Peki altın tarafında hala buralar girmek için doğru seviyeler mi? Ya tabii şimdi şöyle hani ben bu seviyelerin çok doğru seviyeler olduğunu düşünmüyorum ama çok da anormal ortamlarda geçiyoruz. Yani böyle bir anormal ortamdan geçiyor olmamız tabii ister istemez fiyatların hak ettiği yerlerin belki de çok çok daha üstüne gitmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani altın konusunda dediğim gibi hani ben hep bugüne kadar altının hep yukarı gitmesi çok sevmediğim bir yatırım enstrümanı olmasına rağmen hani böyle hep yukarı gitme potansiyelinin çok olduğu bir konjonktürün olduğunu söylüyordum. Şu anda daha da hatta buna uygun bir konjonktür var ama hani bunları konuştuğumuzda belki de dolar 2000 dolarlar seviyesindeydi. Şimdi geldiğimiz seviye ortada 2700 dolarların üstünde bir noktadayız. Dolayısıyla hani ciddi bir prim söz konusu. Hani buralardan alınır mı tekrar? Artık bu birazcık daha bence riskli bir yatırıma giriyor bu noktalardan sonra alınacak şey. Ama tekrar söyleyeyim hani konjonktür olarak şu anda altının yukarı gitmemesini gerektirecek pek de bir esasında ortam yok. Hani şu anda altın almamanın belki de tek sebebi bugüne kadar yaptığı çok ciddi prim olabilir diye söylemek bence yanlış olmaz. Son olarak biraz S&P 500 tarafına ilişkin değerlendirmeni de sormak istiyorum. Orada bugün Goldman tarafından gelen bir S&P 500 analizi vardı ve "Büyük yükseliş dönemi bitti" manşetini ön plana çıkarmışlar. Yatırımcılar önümüzdeki 10 yılda hisse senedi getirilerinde tipik performans dağılımlarının alt sınırına doğru hazırlıklı olmalı diye. Bu beklenti rasyonel mi sence? Ya ben açıkçası rasyonel buluyorum ama biz bunu tabii çok uzun zamandır söylüyoruz. Yani biz bunu zaten herhalde bir son bir seneye yakındır yani 2024'ün başından beri hani Amerikan piyasaları evet belki hani ekonomide bir bu kadar faiz artmasına rağmen bu süreç içinde böyle bir olumsuzluğu, o aranan soğumayı hiçbir zaman görmedik. Dolayısıyla hani hisse senetleri de hep yukarı doğru gitti. Bir de o işte muhteşem yedili dediğimiz o teknoloji hisseleri de bir şekilde dünyanın en sevdiği yatırım araçları haline geldi. Dolayısıyla hani durum böyleyken endekslerin de bir şekilde yukarı doğru gitmesi esasında normaldi. Ama bundan sonra hani burayı itici güç ne olacak? Hani bu değerlemelerden daha yukarı burayı ne götürebilir sorusunun cevabını bulmakta açıkçası biz de hani portföy yöneticileri olarak hep zaten zorlanıyorduk. Dolayısıyla bu esasında mantıklı bir açıklama. Ama bu açıklamayı bundan bir sene evvel de yapsanız gene mantıklı bir açıklama olacaktı ama piyasa yukarı gitti. Dolayısıyla Tam da bunu hani söyleyecektim, evet. aynen yani hani bundan sonraki süreçte de illa bu artık hisse senetleri aşağı gidecek diye düşünmek bence çok doğru olmaz.
Yani sonuçta bol para hala dünyada bir şekilde devam ediyor. Bir de çok enteresan olaraktan eskiden sıfır faizli bir bol para varken şu anda dünyada esasında bir faiz ortamında olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Yani Amerika'da neredeyse ben çok nadiren gördüğümüz bir durum. Bence Amerika'daki kısa vadeli bonolar işte 3 aylıklar, 6 aylıklar neredeyse bizim burada verdiğimiz mevduat oranlarının üstünde. Dolayısıyla hani çok da yaşadığımız bir durum değil. Dolayısıyla hani Amerika'da da artık bir faiz gelirinin oluştuğu bir ortamın olduğunu söylemek bence yanlış olmaz. Dolayısıyla hani bu bol para devam ettiği müddetçe de hisse senetlerindeki hani böyle bir geri çekilme önümüzdeki dönemde açıkçası olmayabilir. Ama benim de beklentim hani bundan sonraki süreçte bu geçmiş dönemdeki en azından 3-4 senelik süreçte yaşanan o kazançların artık olmasının çok zor olduğunu ben de düşünen taraftayım. Ama nasıl gerçekleşecek izleyip göreceğiz. Peki Tufan Deriner, çok teşekkürler katıldığın, bana eşlik ettiğin için çok sağ ol. Kısa bir araya gidelim Tufan Deriner'in notlarıyla. Aranın ardından 60 dakika yeni konuklarla devam edecek. Dakika devam ediyor. Sevgili Haluk Erceber yanımda. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız ediyorum. Görüşmeyeli? Siz de iyisiniz inşallah. Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ Emin olun. Oldum. Şimdi biraz sektörün görünümünü konuşarak başlayalım. Şimdi son konuştuğumuzda, daha doğrusu son PMI verileri üzerinden konuşmuştuk ve orada baktığımızda üretimde keskin bir azalmayı takip etmiştik. Bu not düşürmüştü. Son 4,5 yılın en yüksek oranı diye. Yeni siparişlerde de yine 2 yılın en sert yavaşlaması vardı. Tabii girdi maliyetlerinde artış zaten vardı. Dolayısıyla hani enflasyon tarafında da sektörler arasında en hızlı yukarı gidiş gösteren sektörlerden biriydi. Şimdi aradan geçen bir ay mı geçti? Bir ay, bir 25 ay geçti, gün, geçmedi. Evet. Bir farklılaşma var mı? Kötüye gidiyor. Olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda daha kötüye gidiyor. Yani mesela Ocak-Ağustos dönemine baktığınız zaman Ağustos'taki rakamlar azalmaya başladı. İhracat Ağustos ayında ve 2.4 milyar dolar. Toplamda da 8 ay sonunda 18.3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. İthalat ise 32 milyar dolar. Yani ithalat azalmadı çok fazla. İhracatta çok az biraz bir düşme oldu. Zaten yaz ayları hep iyi geçerdi. Ama Ağustos'ta Avrupa'da azalmaya başladı. Onu hissettik, belirgin bir şekilde hissettik. Hatta ciddi sıkıntılar olduğunu da gördük. Dolayısıyla iç piyasanın da daraldığı bir döneme girince sektörde birçok firma, aslında binden fazla firmada kongortoto talebi olduğu, mali zorluklar yaşayan birçok üyelerimiz var. Bilindiği gibi Türk kimya sektörü de aslına bakarsanız yani %75'ten fazlası mikro ölçekli ve KOBİ. Yani 22 bin firmanın aşağı yukarı sadece 250 tanesi büyük. Yani 500 milyon TL'nin üzerinde ciro yapan, 300'den fazla çalışan olan firma sayısı sadece 243 tane. Dolayısıyla böyle krizlerin çok olduğu, özellikle Avrupa'da da, Orta Doğu'da da krizlerin olduğu dönemlerde küçük firmalar çok daha çabuk bir şekilde risk altına giriyor. Ekonomik problemler. Bu yapısı nedeniyle sektörün direnci zayıf mı? Evet, zayıf aslında. Bu bir gerçek. Çünkü ya büyük bir eksiklik oldu Türkiye'de. Bu kimyasal kümelenmeler yapılmadı. Maalesef bu kimyasal kümelerdeki işbirlikleri maliyetleri aslında azaltıyordu. Biz buna Kemport projesi diyoruz. Ben de hatta o derneğin hala başkanıyım da 2014'te falan çok uğraştık. Mesela Port of Rotterdam'da birçok maliyetleri azaltıcı önlemler var. İşbirlikleri var. Yani mesela bir buhar kazanına ihtiyacınız olmuyor hiçbir zaman. Çünkü merkezi geliyor. Elektrikler hiçbir zaman kesilmiyor. Çalışanların yemeği, şeyi, her şey oralardan. Ve gereksiz masraflar olmuyor. Yani pahalı gibi görünen ülkeler artı araziyi satın almadığınız için o hep kiralıktır her taraf orada. Bütün sanayi alanları kiralıktır. Ve bütün şeyi de outsource ediyorsunuz. Yani doğal gazı, şusu, busu, her şey outsource ediliyor. Dolayısıyla maliyetler çok düşük.
pahalı gibi görünen ülkeler aslında bizden daha ucuza çalışıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bu modelleri yapmak da lazım artık. Çok geç kalındı ama yapmakta fayda var. Artık hiç kimse, yabancı yatırımcı da bu ülkeye gelmeyi çok istiyor ama geldiği zaman satın alarak bir arsa gelmek istemiyor. Kiralayarak gelmek istiyor. Hazır bir yere gelmek istiyor. 2 sene o arsanın yapılmasını beklemek istemiyor. Şimdi dediğiniz gibi ithalat hala yüksek. Yüksek oranını koruyor. 8. ayın sonunda 32 milyar dolarlık ithalat var. Ve baktığınız zaman bu sene Türkiye'nin toplam dış ticaretinden aldığı kimya sektörünün payı %24.8'e çıktı. Geçen sene 20 civarındaydı. Ana metal sanayi Türkiye'nin toplam dış ticaret açısından aldığı pay ana metal sanayinde %36, kimyasal ürünler sektöründe, kimya sektöründe %21, bilgisayarlarda ve optik ürünlerinde %15, 8. ayın sonunda makinada %12, kok kömürü ve petrol rafineri edilmiş petrol ürünlerinden de %9. Dolayısıyla bu 5 şirket yaklaşık %80'e yakın toplam dış ticaret açısından pay alıyor. Demek ki bunları da aslında güçlendirmek lazım. Maalesef durum çok parlak gözükmüyor ve özellikle son 3-4 ayda da kötü gidecek. Bir de ihracat pazarları aslında giderek zayıflamaya başladı. Yani mal satamıyoruz ve mal satılmadığı için de özellikle küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler, çünkü onların kapasiteleri ve ürettiği alanlar başka, onlar çok daha çabuk şekilde krizin içine düşüyorlar. Haluk Bey, yıl sonunda bu daralma görünümü nereye varır? Projeksiyonlar ne gösteriyor? Yani bu tabii biraz bizim dışımızda Avrupa'ya da bağlı. Bugünkü koşulların devam ettiğini düşünün. Bugünkü koşullar devam ederse ihracatı iyi olan firmalar ya da orta üzeri olan firmalar, yani belli bir kapasiteye sahip olan firmalar, onlar varlıklarını devam ettireceklerdir. Ama diğer mikro ölçekli firmalar ve küçük KOBİ'ler, daha büyük KOBİ de var tabii. Onlar çok çabuk etkilenecekler ve maalesef zorluklar içine girecekler. Yani yaşadığımız dönem şu anda Avrupa Birliği'ndeki dönem şeye baktığınız zaman ekonomik duruma, firmalar eleman çıkartıyor. Bazı firmalar, büyük firmalar, bizim de çok iyi yakından tanıdığımız firmalar Avrupa'daki yatırımlarını bırakıp hatta Çin'e gitmek istiyorlar ya da Amerika'ya gitmek isteyen birçok firma var. Tesislerini küçültüyorlar. Eleman çıkartıyorlar ve tesislerini küçültüyorlar. Çünkü Avrupa'nın problemi bize göre daha büyük bir problem var onun enerji açısından. Amerika'nın 4.3 katı daha fazla enerji maliyeti var. Tabii bundan üretim yapması çok zor. Dolayısıyla Avrupa yeşil mutabakatla ilgili bir takım önlemlerini alacaktı. Bunu da biraz sonra deneyeceğiz zaten. Tamam, buradan devam edelim. Şimdi tabii Avrupa Birliği işin bir ayağı da Çin elbette ki ikisi de birbiriyle ilişkili aslında. Tabii. Oraya mı gelecektiniz siz? Evet, yani bu istatistikleri belki biraz anlatmakta fayda var. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii yani ki. Çin'deki talebin bu sene ve önümüzdeki sene azalacağı beklentisi Doğru. var. Dolayısıyla Doğru. bunun hem fiyatlar üzerinde hem de sektörün hedefleri üzerinde yaratacağı bir baskı kaçınılmaz olacak sanırım. Doğru, evet. Çin de çok iyi gitmiyor. Her ne kadar belli edilmemeye çalışılsa da birçok yerde pazar kaybetti. Avrupa'da özellikle regülasyonlar karşısında zora girdi. Bazı şeyleri çok kolay eskisi gibi yapamıyor, satamıyor da. Birçok ülke kendi sanayicisini korumak adına bunu yapıyor. Ya yani buna tarife dışı engel mi dersiniz, artık başka bir şey mi dersiniz? Ne denirse ama zora düşünce herkes bunu yapmaya çalışıyor. Muhtemelen bu da belki bizim de ileride Türkiye'nin de yapabileceği bir önlem olarak da gözükecektir. Ama yeşil mutabakatı Avrupa Birliği bir an önce uygulamak istiyor ki burada elini güçlendirmek istiyor. Yani ekonomik zorluklarına rağmen mali olarak da zor dönemler yaşıyorlar bütün ülkeler. Biliyoruz bunu ama yeşil mutabakat projelerini sürdürüyorlar. Hidrojen projesinde olduğu gibi, nükleer reaktörlerde olduğu gibi sürdürüyorlar. Orada bir yavaşlama yok mu? Daha önce konuştuğumuzda öyle dediğinizi hatırlıyorum. Özellikle bu hidrojen üretim teknolojisinde yaşanan sorunlar oraya bir miktar yavaşlama getirmiyor mu? Getirdi, evet. Bir kere projenin teknik olarak hidrojen projesi ilerleyemedi. Hele bu son zamanlarda herkesi bir karamsarlık bastı.
Çünkü yeterli sonuçlar alamıyor. Zaten çok tehlikeli bir malzeme. Yani bir sağlıklı, iyi korunmuş bir çelik malzemenin içinde bile delikler açabilecek şeyde bir malzeme. Bir de Avrupa Birliği şirketleri yaklaşık birkaç yüzden fazla, yani benim duyduğum 600'den fazla small reaktörler yapmaya çalışıyorlar. Small nükleer reaktörler. Bu nükleer reaktörler projesi tabii finansman zorlukları da oldu. Bunlar aslında büyük ölçekli bir klasik nükleer reaktörlerin belki 20'de bir kapasitesinde enerji üretiyor. Ama küçük ve her an kontrol edilebilir durumda riski olmayan reaktörler. Bu burada yaklaşık 1200 proje ortada var geçen seneden bu yana. Ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu bir mali durum ama Avrupa Birliği hem yeşil mutabakata bir yandan uğraşıyor, bir yandan da enerjisini de mavi enerji, temiz enerji şeklinde üretmeye çalışıyor. Ama hidrojenle ilgili konularda en üst daha çok fazla çalışma var. Yani binlerce çalışma var, ortada proje var, yürüyor. Üniversiteler, Amerika ile işbirlikleri şudur budur, her şeyi yapıyorlar. Ama henüz daha net bir sonuç ulaşamadılar. Biraz moralleri bozuldu konuşmalardan, yazışmalardan, bu şekilde anlıyoruz bunu. Ama şeyi kesmiyorlar, araştırmalara devam ediyor. Yavaşladı ama devam ediyorlar. Kaynak ayırmaya da devam ediyorlar. Evet. Peki. Evet. Çin tarafına geri dönelim isterseniz. Orayı tamamlayamadık tam. Yani Çin'in tabii talep tarafının azalacak olması meselesi bir ayağı, sektöre etkisi. Bir yandan da kapasite fazlasının yaratacağı etkiler de ayrıca herhalde konuşulmaya değer. Şimdi tabii Çin'de çok büyük bir kapasite var ama Çin'de üretimlerin ve ekonomideki yavaşlamanın adımları herkes malum artık biliyor. Yani bu bir duraklamaya yavaş yavaş gidiyor. Çünkü %6.2 büyüdü. Bu sene %10 büyüdü ilk 6 aylık dönemde. Çok yüksek bir rakam bunlar tabii. Ama dış ülkeler de bazı engeller koyabiliyorlar. Kendi ürettikleri şeyleri ithal etmiyorlar artık yani. Daha korumacı politikaların daha da devam edeceği, yani Trump senaryosunda da Harris senaryosunda da Çin özelinde çok da bir değişiklik beklenmiyor aslında. Evet. Ama Amerika'da mesela bir takım, mesela %53 kadar bir finansman getirirseniz araba imalatını burada ancak fabrika kurmasına izin verdi. Yani bir takım yaptırımlar da aslında geliyor. Öyle çok serbest, eskisi gibi serbest değil. Her şey daha kontrol altında. Onu kastediyorum zaten. Tabii. Her şey daha kontrol altında ama Avrupa Birliği'nin kontrolü Amerika'ya göre çok daha sert. Onun önlemleri mesela arıtma tesislerinde bir yatırımın, arıtma tesislerinde otomotiv yatırımında yetersizlikler buldular. Projeyi kabul etmediler. Ama Avrupa'nınki, yani bu yeşil dönüşüm odaklı daha sert. Onu söylüyorsunuz değil mi? Evet. Yani çünkü doğru. Vergi anlamında Avrupa Çin'e daha yumuşak davranma eğiliminde değil mi? Şöyle, o vergileri yeşil mutabakat bağlantılı alacak belki. Cezaları ya da vergileri. O da var yani. Bu şeylerin içinde var. Onlar o şekilde önlem almaya çalışacaklar. Çünkü mesela oradan aldıkları malzemeleri de kontrol ediyorlar artık her şeyi. Ne kadar çevre kurallarına uyuyor, uymuyor. Böyle bir uygulamanın içine girdiler. Onlar da farkındalar işin artık yani. Yani çünkü son bu vergi düzenlemesinde Çin'e yönelik bir tam mutabakat olmadığı, başta Almanya olmak üzere buna ciddi itirazlar yükseldiği haberlerini aktarmıştık. Biraz da o yüzden sordum, hani orada görünüm ne kadar sertleşir, sanki çok da yani Amerika Çin başka bir şey, Avrupa Çin başka bir şey çünkü. Avrupa'nınki daha sert olacak, ben de aynı kanaatteyim. Görüntüler de öyle, konuşmalar, yazışmalar öyle. Herkes nasıl bir madde bulsak da bunu ithal etmesek, gereksiz yere almasak diye şey yapıyor. Ama aslında bakarsanız Avrupa'nın bu raporların içinde, Draghi raporunun içinde Türkiye ile de ilgili çok ticareti hızlı, eskisi gibi hızlı sürdürmek, çok proaktif olmayacağız cümlesi var. Bu da farklı bir şey. Onlar artık her şeyi kendileri içinde yapmaya çalışacaklar çünkü kapasiteleri de var. Ama yani bunu ne kadar? Biraz Draghi raporu üzerinden gidelim o zaman. Yani gidelim. Çelik sektöründe... Çok özür dilerim. Buyurun. Ben senin sicamınızı birazcık ekonomik şeylerle ilgili hızlıca anlatayım.
Yani dünya çapında endüstriyel büyüme hala çok durgun, yani ilerlemiyor. Sadece Tayvan, Güney Kore, İngiltere, Hindistan pozitif büyüme sağlayan, pazara hakim olan firmalar. Mesela İngiltere'nin PMI'yı 52,5. Ekonomik duyarlılık göstergesi ABD sabit kaldı ama Fransa ve Almanya'da kötüleşti. Polonya, İspanya, İtalya'da önemli ölçüde iyileşmesine rağmen Hollanda'da çok az iyileşti. Yani dikkat neredeyse durgunluk seviyesinde. İnşaat sektöründe bir canlılık aranıyor ama daha o da çok fazla hızlanmadı. Beklentilerin altında. Talep çok yetersiz. Kimyasal faaliyeti sınırlamaya başladı. İkinci 2024'ün ikinci çeyreğinde önemli ölçüde bu talep yetersizliğine yöneticiler hakikaten yetersiz, bunu arttırmamız lazım gibi, ne yapacağız gibi toplantılarda karar verildi. Buna %38 katıldı. Kimya endüstrisinin rekabetçi pozisyonu geçtiğimiz sene 3. çeyrekten bu yana yaklaşık bir senedir çok azaldı. Ancak hala kriz seviyelerinin oldukça altında, yani pandemi ve sonrasındaki durgunluk seviyelerini bir hatırladığınız zaman çok durgundu ve o seviyenin altında hala. Kimyasallar iş ortamı, bir talep var ama yeterli değil. Sipariş defterleri hala negatif gidiyor, talep az. Güven göstergesi de Eylül 2024'te kötüleşti ve kriz öncesi seviyelerin altında kaldı. Gaz fiyatları ABD'ye kıyasla, biraz önce de söyledim, Avrupa'daki gaz fiyatları 4.3 kat daha yüksek ve Avrupa'yı rekabet açısından dezavantajlı yaratan en mühim konu bu. Onun için bu nükleer reaktörleri çok sayıda yapıyorlar ve bir an önce yapmaya çalışıyorlar. Aslında ana sebep bu. Başarmaya çalışıyorlar. Almanya'da Ocak-Temmuz dönemindeki üretim 2024'te %5.7 oranında arttı. İspanya en büyük büyümeyi gösterdi. Fransa ve İtalya'da %1 gibi mütevazi bir artış kaydetti. Kimyasal madde ticareti 2024 yılında %5 arttı ama geçtiğimiz sene zaten o kadar düşüktü ki, yani artması çok fazla önemli de değil. Birçok ülkeyle, Fas ve Birleşik Krallık pazarlarıyla olan çalışmalar biraz ihracatlarına katkı sağladı. Türkiye'de bu ithalat ve ihracat açısından Avrupa'nın güçlü bir ortağı oldu. Baktığınız zaman artık yani çok fazla, evet, Türkiye 3. seviyede ticaret sağladı. Yaklaşık 600 bin tonluk bir ihracat potansiyeli oldu. Evet, Çin 2023 yılında %9.6 olan güçlü büyümesini 2024 yılının ilk 7 ayında %10.2'ye yükseltti. Almanya'nınki 5.7 yükseldi ilk 6 ayda. Rusya 4.0, Avrupa Birliği ortalaması 3.6, Güney Kore 1.1, Amerika eksi 1.3 ve İngiltere'de eksi 3.6 oldu. Artılar, eksiler, bir takım şeyler artık yani, yani kötü değil ama iyi de değil işin doğrusu. Anladım. Peki Haluk Bey, bir dahaki gelişinizde şu Draghi raporuna girelim. Çünkü Veysel Yayan da Ankara'da bekliyor. Onun süresinden yemeye başladık artık. Tamam. Draghi raporunda özellikle sektöre ilişkin hangi çıkarımları yapmamız lazım? Ben hazırım lazım. Bunun için. En kısa zamanda bir sonraki buluşmamızda bunu konuşalım. Ve Ankara'ya gidelim. Çok teşekkürler Haluk Bey. Katıldığınız değerli katkınız için. Çok sağ olun. Size iki dakika daha orada oturtayım ben Veysel Bey'i bağlarken. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri yayına katılacak. Veysel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Şimdi Veysel Bey, sürenizi de harcamak istemediğim için hızla biraz hali hazırdaki trendin ne olduğunu sorarak başlayayım. Eylül üretim verileri bize ne gösteriyor? Yani nasıl devam ediyor ve beklentiniz ne? Şimdi efendim, Eylül ayı büyüme rakamları ya da üretim rakamları biraz evvel belli oldu. Buraya gelmeden evvel son rakamları aldık. Buna göre %6,5'luk bir üretim artışı söz konusu Türkiye'de. Bu nereden baktığınıza bağlı olarak değişebilecek, yorumlanabilecek bir durum. Bizim geçmiş aylardaki üretim artışlarımız oldukça yüksek seviyelerde seyrediyordu. En son geçen ay
%13,5'luk bir üretim artışı sağladık. Ancak Eylül ayındaki üretim artışı %6,5'a düştü bir yönüyle. Ancak diğer yönden dünyanın çelik üretimindeki durumuna baktığımızda dünya çelik üretiminde %6,5'luk Ağustos ayı rakamı belli olmuştu. Eylül ayı rakamı henüz belli olmadı. Biz de rakamlarımızı bugün gönderdik. Ayın 25'inde falan belli olur. Orada bir düşüş görülmesi ihtimali var. Geçen ay itibariyle Ocak-Ağustos dönemi itibariyle üretimde %1,5'luk bir düşüş vardı. Bu Eylül ayı rakamları da dikkate alındığında %2'nin üzerinde bir düşüş söz konusu olacak diye değerlendiriyoruz. Bu dünya ile karşılaştırdığımızda %6,5'luk büyüme Eylül ayında bize olumlu gibi görünüyor. Bu artış eğiliminin eski seviyelerde devam etmemesinin sebebi birincisi dünyada çelik tüketiminde gözlenen daralma ve bunun ihracatımıza olumsuz yansımaya başlaması. Mesela Eylül sonu itibariyle, Ağustos sonu itibariyle %28 olan ihracatımızdaki artış Eylül sonu itibariyle %25'e düşmüş vaziyette. 3 puanlık bir kaybı sadece bir ayda yaşayabiliyoruz. Bunun önümüzdeki aylarda da devam etmesi kuvvetle muhtemel çünkü dünyanın talebi daralıyor. Avrupa ekonomilerinde ciddi daralma söz konusu. Özellikle en büyük ihracat pazarlarımızdan olan Almanya'da ekonomik açıdan ciddi bir daralma, çelik talebinde bir daralma söz konusu. Otomotiv sektöründe benzer durumlarla karşı karşıyayız. Bu açıdan dünyadaki durum bu. Türkiye'deki durumda da ekonomik istikrar tedbirlerinin sonuçları olarak bir talep daralmasıyla karşı karşıyayız. Özellikle imalat sanayinde yassı ürün tüketimini azaltıcı bir takım gelişmeler ortaya çıkıyor. İnşaat sektörünün hala iyi olduğunu görüyoruz. Ancak bu da bir arızi durum çünkü deprem yapılarıyla ilgili bir olumluluk var. Bu aynı zamanda ithalatla birleşince ithalatta %12, %13 civarında bir düşüş söz konusu olmasına rağmen karşılaştırmanın temelini oluşturan 2023 yılı rakamları 17 milyon ton gibi olağanüstü yüksek seviyelerde olduğu için hala ithalatın payı büyük. 2024 yılının ilk 8 ayı itibariyle 9. ayın ithalat rakamları yok. İlk 8 ay itibariyle yassı ürünlerin toplam ithalat içerisindeki yassı ürünlerin toplam tüketimi içerisindeki ithalat payı %60 civarında. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil. Avrupa'da %20'ler söz konusu olduğunda kıyamet kopuyor. Bu sebepledir ki derneğimizin de müracaatıyla Ticaret Bakanlığı'na bir dumping soruşturması başlatılmıştı. Ekim ayı içerisinde bu soruşturma sonuçlandı. Buna göre Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Japonya'ya, Rusya Federasyonu'na ve Hindistan'a değişik marjlarda dumping uygulandı. Rusya Federasyonu ve Hindistan %6 ile %9 arasında, Çin Halk Cumhuriyeti'ne %15 ile 45 arasında, 42 arasında bir dumping marjı söz konusu oldu. Japonya'ya ise %9 civarında bir dumping marjı söz konusu oldu. Bunun sonuçlarının nasıl olabileceğini henüz kestiremiyoruz. İthalat rakamları da belli değil. Dolayısıyla şu anda 15-20 günlük süre içerisinde bir etkisi oldu mu olmadı mı gözlemleyemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Mesela Filmaş'ın yılbaşı itibariyle bir koruma tedbiri uygulamaya başlanmıştı. Bu koruma tedbiri sonrasında bizim ihracatımızda %62'lik bir artış, ithalatımızda ise %51,8'lik bir düşüş söz konusu oldu. Dolayısıyla ithalat düşerken ölçek ekonomisinin olumlu tesirleri de katkıda bulunarak ihracatımızda rekabet gücümüzün artmasına ve yeniden hiç kullanılmayan bazı kapasitelerin de kullanılır duruma gelmesine imkan sağladı. Şu anda Filmaş'ını gördük. Hangi kapasiteler? Bizim 13 tane kuruluşumuzun Filmaş'ın üretme imkanı varken bunların yarısı neredeyse hiç üretim yapmıyordu. Bunlar kullanılmaya başlandı kademeli bir şekilde. Aslında bugün
filmaşın ve yassı sıcak ithalatı tümüyle durdurulsa dahi en ufak bir sıkıntı yaşanması söz konusu değil. Dolayısıyla bu ürünlerde bu defa vergiler getirilince dahilde işleme rejimi kapsamında ithalatın olağanüstü boyutlara geldiğini, %30'lardan %60-70'ler seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bunun da gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Netice itibariyle dış ticaret açığımız bu tür tedbirlerin alınmasıyla, sadece bizim sektörde değil, diğer sektörlerde de Ticaret Bakanlığı'nın son zamanlarda uygulamaya aktardığı yerli girdi tedarik stratejisi kapsamında dış ticaret açığımızın azalmasının da tesiriyle cari işlem dengesi açığı son iki ay verilmedi. Üçüncü ayda da ciddi bir fazla verildi. Dolayısıyla en ufak bir gayretle bu bizi son derece sıkıntıya sokan, Merkez Bankası rezervlerini olumsuz yönde etkileyen açıkları kapatıp pozitife geçebilecek bir ekonomik potansiyele sahibiz. Şimdiye kadarki karamsar yaklaşımlarımızı gözden geçirip Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, Kanada'nın ve diğer pek çok ülkenin yaptığı gibi yurt içinde üretilen ürünleri münhasıran yurt içi tedarikte öncelikli olarak kullanacak şekilde bütün üreticiler ve tüketicilerin sırt sırta verdiği bir ekonomi düzeni içerisinde götürebilirsek ekonomik sorunlarımızın büyük bir kısmını, istihdam sorunlarımızın büyük bir kısmını aşabilecek durumda olabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle örnek verirsek konunun önemi daha iyi anlaşılabilir. Geçen yıl biz Uzak Doğu bölgesinden yaklaşık 7,6 milyon ton ithalat yapmışız. Buna karşılık oraya ihracatımız 160 bin ton. Dolayısıyla aramızdaki dış ticaret dengesizliği çok açık. Bir satmışız, 50 ithal etmişiz. Böyle bir ticaret olmaz. Burada bir çarpıklık var. Ticaret Bakanlığı'nın da açıkçası şu anda engellemeye çalıştığı bu çarpıklık. Bunun önümüzdeki yıllarda da istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, diğer bütün ürünleri kapsayacak bir şekilde genişletilmesi halinde Türkiye'nin çok daha sağlam bir zeminde üretim, istihdam faaliyetlerini ve dış ticaret dengelerini kurma çalışmalarını sürdürebileceğini düşünüyoruz. Veysel Bey, özellikle kentsel dönüşüm sürecinde, yani hani şimdi onu hem kamu orada çok belirgin olduğu için hem de dirençli yapılar yapılması önceliği, daha doğrusu kararlılığı olduğu için diyeyim, zorunluluğu olduğu için diyeyim daha doğru bir ifadeyle. Bu tarafta özellikle yerli çelik kullanımı ne kadar baskın? Efendim, yerli çelik ağırlıklı bir şekilde kullanılıyor. Ancak son zamanlarda yapısal çelik kullanılması konusunda da, özellikle deprem bölgelerinde yapısal çelik kullanımı konusunda da ciddi talepler olmuştu. Ve bir ay kadar önce, 20 gün kadar önce Ostim Teknik Üniversitesi'nde buna ilişkin bir zirve çalışması gerçekleştirildi. Orada görüşülen husus şuydu. Geçmişte efendim biz bunu yapısal çelik kullanarak üretmek istiyoruz, inşaatları gerçekleştirmek istiyoruz ama Türkiye'de yeterli yapısal çelik yok, ithalatta da güçlük çekiyoruz şeklinde bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Oysa ki bugün geldiğimiz noktada tüketilmekte olan miktarın iki misli üretim yapıldığını ve üç misli de kapasiteye sahip olunduğunu görüyoruz. Bu iki misli üretimin yarısı dolayısıyla ihracata yöneliyor. Ortada bir ciddi kapasite var. Bu kapasitelerin genişletilmesi de imkan dahilinde. Çelik üreticilerimiz, geçmişte iki tane çelik üreticimiz üretim yaparken onun üzerinde çelik üreticimiz yapısal çelik üretir duruma gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bunların üretilmesinde en ufak bir sorunla karşı karşıya değiliz. Fiyatlar açısından baktığımızda çelik fiyatları Türkiye'de çok ciddi bir düşüş gösterdi. 2008 yılında çelik fiyatları 1500 dolara kadar dayanmıştı. Şu anda 600 dolar civarında seyrediyor. Yani %40'ı civarında, 15 yıl evvelki rakamların, 18 yıl evvelki rakamların %40'ı civarında. Dolayısıyla çelik kullanımı pahalı gibi bir şeyler söylenmişti o toplantıda. Ben de su fiyatlarıyla karşılaştırarak, o sırada da bir markete gitmiştim. 1,5 litrelik bazı markaların pet şişelerinin
45 lira olduğunu görmüştüm. Oysa ki çeliğin kilosu 20 lira. Dolayısıyla çeliğin sudan ucuz olduğunu söyledim. Bunu bir ironi olarak değil de gerçekçi bir değerlendirme olarak söylemiştim. Bu kadar proseslerden geçen çelik 20, 22, 23 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Dolayısıyla çelik yapıların kullanımında ne maliyetler açısından ne üretim kapasitesi, üretim miktarı açısından bir sorun yok. Belki ustalık bilgisi, daha çok eğitim gerekebilir. Zemin etütlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. Açık olan husus şudur efendim. Türkiye 1999 yılında bir deprem yaşadı. Bu depremi yaşadığımızda bir daha bunu asla yaşamamalıyız diye düşünmüştük. Çünkü depremi evlerimizin içerisinde yaşadık. Televizyonlar anlık yayınlarıyla bizi de o deprem faaliyetlerinin bir parçası haline getirdi. Bunu en son güneyimizde, güney bölgesinde olan durumda çok daha net bir biçimde yaşadık. Bir tek çocuğun kurtarılması için yüzlerce kişinin çökme alanında beklediğini, çok büyük imkanların oraya seferber edildiğini gördük. Yani depremin altından bir çocuğu kurtarmak için milyonlarca liralık bir kaynak tahsisi yapıyoruz. Oysa ki onu önleyici tedbirler çok daha ucuza mal oluyor. İnsan hangisine üzüleceğini şaşırıyor. Yani depremdeki kayıplara mı, insan kayıplarından daha önemli hiçbir şey yok. Onu hemen söylemek lazım. Ama maddi kayıplar mı, itibar kaybı mı? Dolayısıyla bundan sonra hiçbir şekilde, hiçbir mazeret ileri sürmeden diğer ülkelerde olduğu gibi, hatta çok uzağa gitmeden bize göre gelişme açısından oldukça geride olduğunu bildiğimiz İran'da bile deprem benzeri sonuçları vermiyor. Bir takım tedbirler almış durumdalar. Japonya'da ve dünyanın diğer ülkelerinde depremin tesirleri çok daha sınırlı kalıyor. Türkiye'nin bunu kesinlikle birinci derecede öncelik vererek başarması gerekiyor. Kuzey fay hattında beklenen deprem için mutlaka ve mutlaka hazırlıklı olmamız ve bu yapısal çelikleri ve diğer depreme dayanıklı tüm unsurları seferber etmemiz gerekiyor. İlla da yapısal çelik olması gerekmiyor. İnşaat çelikleri, betonarme çelikler de aynı korumaları sağlayabiliyor. Şimdi hatırlayacaksınız, deprem bölgesinde bir müteahhitin yaptığı ev yıkılmamıştı. Bunun bir tesadüf mü olduğunu düşünerek gidip diğer evlerine de bakmışlardı. Hiçbir evi yıkılmamış. Nasıl bunu becerdiniz, nasıl bir uygulama ile bunu başarabildiniz diye sorduklarında ben hiçbir özel uygulama yapmadım. Ben sadece mevzuatı aynen uyguladım. Biraz maliyetleri yüksek de olsa bunu uyguladım demişti. Yani demek ki mevzuatımızda bir eksiklik yok. Mevzuat yeterli. Ancak bunun herhalde takibinde bir takım eksiklikler var. Takip eksik olunca otomatik olarak baştan aşağı bir yanlışlıklar zinciri ortaya çıkabiliyor. Artık bu konuda en ufak bir taviz verilmemesi gerekiyor. Bizim bir toplantıya gittiğimizde Çevre Bakanımız, o zaman da Çevre ve Şehircilik Bakanıydı Murat Kurum Beyefendi, bu defa radikal olacağız demişti. Ben de Sayın Bakanım, radikal olmak yetmez, çok daha radikal olmamız gerekiyor. Çünkü artık Türkiye'nin yeni bir depremde benzeri acıları yaşamaya tahammülü yok diye söylemiştim. Gerçekten de durum öyle. Ümit ederim bu belirtmiş olduğunuz, dikkat çektiğiniz hususta gereken tedbirler alınır. Veysel Bey, çok az bir süremiz kaldı ama ben bu Çin talebinin bu yıl ve gelecek yıl burada beklenen düşüş öngörüsüne ilişkin de özellikle fiyat tarafında beklentinizi, sektöre etkisine beklentinizi sormak istiyorum. Bir dakika. Efendim, Çin'deki talepte %7 civarında bir daralma var. Aslına bakarsanız Çin'in üretiminde de bir gerileme söz konusu. Yani şu anda dünya çelik sektörünün üretimindeki gerilemenin temelinde Çin'deki üretim düşüşü önemli ölçüde etkili. %6,5'luk 8 ay itibariyle bir üretim düşüşü Çin'de %10 civarında bir üretim düşüşüne tekabül ediyor. Son ay itibariyle de bunun ay bazında %3,5'luk bir düşüş söz konusu. Çin'deki üretim düşüşünün devam edeceği değerlendiriliyor. Çünkü Çin'in bunu ülke içinde tüketme imkanı yok. Pazarlara, uluslararası pazarlara yüklenme imkanı da sınırlı. Bir noktadan sonra orada da dünyanın bütün ülkeleri neredeyse Çin'e karşı tedbirler aldılar. Ama her şeye rağmen Çin'in geçen yıldan farklı olarak bu yıl %15-20 civarında bir artışla, ki bu geçen yılın rakamları da olağanüstüydü, rekor bir
ihracattı. %95 evet. milyon tondu. Bu yıl 115-120 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu gidiş Çin'in önümüzdeki yıllarda üretimini keskin bir şekilde düşürme mecburiyeti içerisine gireceğini gösteriyor. Veysel Yayan, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim efendim. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.